Bu videomuzda doğal sayıları çözümleme nedir, nasıl yapılır bunu öğrenmeye çalışacağız. Matematik ders kitabımızda bu konu başlığı altında öncelikle bir notumuz var. Bu notu bir okuyarak başlayalım. Sonra da bu not bize ne anlatıyor onu bir anlayalım. Ondan sonra da örneklerle işlemimizi yapalım. Not diyor ki doğal sayılar çözümlenirken rakamlar ile, bakın altını çiziyorum, rakamlar ile rakamların bulunduğu basamak değerlerinin çarpımı toplama şeklinde yazılır. Yani rakamlarımızı kullanacağız. Bu bir. Birincisi rakamlarımızı kullanacağız. Birinci olarak. İkinci olarak rakamların bulunduğu basamak değerlerini kullanacağız. Bunların çarpımını kullanacağız. Ve bunların çarpımını kullanırken de her birisi için toplama işlemi şeklinde yazacağız. Yani üçüncü adımımız da toplama işlemi şeklinde yazmak olacak. Tabii biz bunları yazarken genelde çözümleme için parantez kullanırız. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi gelelim rakamların bulunduğu basamak değerleri demek ne demek? Hemen beyaz tahtamızı açalım. Beyaz tahtamızda görüyorsunuz başlığımız yine doğal sayıları çözümleme. Notumuzda dediği gibi rakamların basamak değerini kullanacağız dedik. Rakamların kendilerini kullanacağız. Rakamların basamak değerlerini kullanacağız ve bunları çarpacağız. Peki rakamların basamak değerleri ne demek? Şimdi herhangi bir sayı yazmadan ben basamak isimlerini yazarsam başlangıç olarak birler basamağı derim ve devam ederim. Devam ettiğimde onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler basamaklarını buraya yazabilirim. Şu ana kadar biz 4, 5 ve 6 basamaklıya kadar öğrendiğimiz için buraya 6 basamak yazmam yeterli. Peki birler basamağının basamak değeri nedir? Kaçtır? Dediğimde bize bir ipucu vermiş. Adı üstünde birler basamağı, birler basamağı, birler basamağı diyerek aslında bana ipucu verdi. Basamak değerinin kendisini buraya yazdı. Birler basamağının basamak değeri daima bir olacaktır. Peki onlar basamağı dediğimde ise bak yine ipucu verdi. Bu sefer basamağın basamak değeri 10 sayısı olacaktır. Peki yüzler basamağı dediğinde basamak değeri, evet bildiniz zaten ipucunu vermişti, 100 olacaktır. Peki binler derse bakın yine ipucu var. Bu sefer de 1000 olacaktır basamağın basamak değeri. 10 binler derse bu sefer de 10 bin olacaktır basamağa ait basamak değeri. Peki 100 binler derse son olarak bu sefer de basamak değeri 100 bin olacaktır. Bunu böyle yazdıktan sonra bunların her birisini rakamların basamaklardaki değerlerini kullanırken çarpma işleminde ben bunlardan yararlanacağım. Yani şurada gördüğümüz basamak değerlerinden yararlanacağım. Yani ne yapacağım? Birler basamağındaki bir rakamı burada gördüğünüz 1 ile çarpacağım. Onlar basamağındaki rakamı 10 ile çarpacağım. Yüzler basamağındaki rakamı 100 ile çarpacağım. Binler basamağındaki rakamı 1000 ile çarpacağım. On binler basamağındaki rakamı 10.000 ile, yüz binler basamağındaki rakamı 100.000 ile çarpacağım. İsterseniz bunun basit bir örneğini yaparak başlayalım. Öncelikle oldukça küçük bir sayıdan başlayalım. Yani 37 sayısı gibi bir sayıdan başlayalım. Bu doğal sayıyı çözümleyin derlerse ne yapacağız? Bir kere en büyük basamaktan başlayarak ilerleyeceğiz. Ama az önce de hatırlattığım gibi önce bir parantez açacağız. Parantezimizi açtıktan sonra onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağındaki rakam kaç? 3. Hemen 3'ü yazacağız ve rakam ile basamağın basamak değerini çarpacağız. Hemen hatırlıyoruz. Onlar basamağı dediğimizde basamağın değeri kaçtı? Adı üstündeydi. Onlar. Yani ben onlar basamağını söylerken kullandığım on kısmını buraya çarpı şeklinde yazacağım. Yani 3 çarpı 10 diyeceğim ve parantezimi kapattıktan sonra artı diyeceğim ve geleceğim birler basamağına. Bu sefer 7 var. 7'yi tekrar parantez açıp yazacağım. Yazdıktan sonra çarpı diyeceğim ve bunu da yaptıktan sonra birler basamağının basamak değerini hatırlayacağım. Neydi? Birler dediğimizde ipucunu vermişti bize. Bir demişti. O zaman 7 çarpı 1 diyeceğiz ve bitireceğiz.
Yani çözümlememizi bu şekilde başarıp bitirmiş olacağız. Hemen bir sayı daha yazalım. Bu da 3 basamaklı bir sayı olsun. Mesela 641 olsun mesela. Evet, 641. Hadi bunu çözümleyin dediler. Biz ne dedik? Çözümlemeye yaparken yukarıda en büyük basamaktan başlamıştık. Burada da en büyük basamaktan başlayacağız. Yani yüzler basamağında. Ve bir parantez açıp 6 rakamını yazacağım. Çünkü basamakta rakam olarak 6 var. Çarpı diyeceğim. Ve neyle çarpacağım? Hemen hatırlayacağım. Diyeceğim ki yüzler basamağı derken ben 100 diyordum. O zaman hemen 100 ile çarparak başlayabilirim. Bunu yazdıktan sonra parantezimi kapatırım. Kapattıktan sonra artı işareti ve devamı olduğu için tekrar bir parantez açarım. Bu sefer onlar basamağındaki 4'e geldi. Bu 4'ü yazacağım. Rakam olarak 4'ü yazacağım ve çarpı deyip bu sefer onlar basamağındaki ipucumu kullanacağım. Neydi? 10 yazıyordu. O zaman 10 dediğim parantezi kapattım. Sonra artı bu sefer birler basamağına bakıyorum ve 1 rakamını görüyorum. O yüzden tekrar parantez açıp 1 çarpı bu sefer basamağın adından da bize ipucu verdiği gibi 1 ile çarpıyorum basamak değeriyle ve bitiriyorum. Sevgili arkadaşlarım, bir örnek daha çözelim. Bu sefer 4 basamaklı olsun sayımız. 2819 olsun örneğin. Hemen yapalım. Eşittir. Hadi çözümleyin dedi bize. Ve biz de başladık. Nereden başladık? En büyük basamaktan başladık. Bu sefer renk farkı kullanalım. Daha net görülsün. Ayrılsın birbirinden. İki rakamı gördüğünüz gibi binler basamağında. O zaman parantezimi açıyorum. Ve binler basamağındaki iki rakamını yazıyorum. 2 çarpı diyorum. Çarpı demek zorundayız. Kuralımız bu. 2 çarpı bu sefer binler. Binler. Bize ipucu vermişti yine. Binler derken bakın basamak değerini aslında burada bize söyledi. İpucu verdi. O zaman ben 2 çarpı 1000 diye böyle yazıyorum. Sonra parantezimi kapatıyorum. Ve hemen artı işaretimi koyuyorum. Koyduktan sonra yeni bir parantez açacağım. Ama bu sefer farklı bir renkle açayım parantezimi. Mavi renkle alayım. Ve yüzler basamağındaki 8 rakamını gördükten sonra parantezin içerisine 8 çarpı dedikten sonra yüzler basamağı ipucu verdi bak. Yüzler. O zaman 100 kullanayım. 100 ve parantezi kapattım. Sıra geldi onlar basamağına. Hemen rengimi değiştiriyorum. Bu rengimi aldım. Bu sefer artı diyeyim önce. Tabii ki artıyı unutmuyoruz. Ondan sonra rengimizin parantezini açıyoruz. Basamakta bir rakamı var. 1 diye yazıyoruz. Çarpı basamağın kendisi onlar basamağı. O zaman basamağın değeri de adı üstünde. Onlar basamağı olduğu için 10. Yazdım ve parantezimi kapattım. Şimdi tekrar sürü hala bitmedi. Çünkü bir de birler basamağı var. O yüzden bir artı daha koyuyorum. Ve bu sefer şöyle kahverengi alayım. 9 rakamına baktım. Ve buraya parantez açtıktan sonra önce 9'u yaz. Çarpı parantezi kapatmadan önce buraya basamağın değerini yazacağım. Peki basamak birler basamak. Ne basamağıymış? Birler. Aa ipucu verdi. 1. Ve kapattım parantezi. Ve işlemimiz daha başka basamak olmadığı için burada sona erdi. Bu şekilde çözümlemelerimizi yapabiliyoruz. Basamak çoğaldıkça buradaki çarpmalı işlemlerimiz ve parantezlerimiz de çoğalacak doğal olarak. Ve biz her birisinin arasına artı işaretini koymayı unutmayacağız.